Herkese merhabalar. Şu anda evdeyim, Fethiye'de. Hazırlık halindeyiz çünkü Datça'ya gidiyoruz bu hafta sonu için. Bugün günlerden cuma, cumartesi, pazar kalacağız ve geri döneceğiz. Şöyle bavul hazırlıyorum, onu göstereyim size. Yani iki gün için bu kadar çok şey gerekeceğini sanmazdım ama yine kocaman bir bavul doldurduk. Datça'nın girişinde benzincide durduk bir. Orada bu Datça gazozunu gördüm. Hemen aldım denemek için. İlk kez içtim böyle bademli gazoz. Güzel, değişik. Bu mu adı benim? Beğendim. Neresi burası? Mağaza burası değil mi? Olive Farm'ın içi. %70 organik zeytinyağından üretilen sabunlar. Evimize geldik. Burası mutfağımız böyle. Evin girişi böyle. Minik bir oturma alanı var. Bizim için gayet yeterli zaten. Girişte bir tane böyle banyo var. Düz böyle içeri girince burada bir yatak odası var. En güzel şey ise buradan böyle camı açıp bahçeye çıkabilme özgürlüğü bence çok tatlı. Bakayım şöyle kapıyı açabilecek miyim? Açtım. Sineklik var burada. Bu sinekliği de şuradan açarsak. Bahçede de böyle bir mandalina ağacı var. Çok tatlı. Çok beğendim. Bu da çok esprili olmuş böyle. Taşlar yeti. Yeti ayağı. Kadar büyük ayaklarınız varsa benim gibi. Şimdi buradan yukarı çıkıyorum. Burada da bir odamız var galiba. Böyle. Çok güzel. Burası da çok güzel. Burası aydınlık bayağı. Keyifli bir oda. Ve sonra bir kat daha çıkıyoruz. Çatı katı. Anne, ben de buradayım. Burada mısın sen de? Evet, o yüzden sen gelebilirsin. Gelebilirim çok ben de. Çok tatlı. Çok tatlı bir ev değil mi? Ben de zaman görmedim bu evi. Burada da bak minik mutfak var böyle. Bakayım buraya. Yatağı. Oo, buradaki banyo da çok güzel. Çok şık. Böyle bir paravan koymuşlar buraya. Çok beğendim. Evimizin sahibi belli ki çok zevkli. Burası da bahçemizin yan tarafı. Çok cool. Sen buradan tap tap yapıyorsun. Ay, burası da çok güzel. Çok beğendim. Mahve burada oyuncak da buldu, değil mi? Evet. Lego varmış. Bir de tren yolu varmış. Tren yolu varmış. Mavi ikisini de çok sever. Bak böyle bebeğim buradan açılıyor.
Oo, süper. Bak, onlarla burada oynayabilirsin. Burası da evin ön bahçesi. Verandası. Neredesin anneanneciğim? Sakin de bir yer. Olive Farm'dan yaptığım alışverişi göstereceğim şimdi. Böyle bir body mist aldım. Vücut spreyi. Hanım eli kokulu. Ben çok severim hanım elinin kokusunu. Bana böyle Türkiye'yi hatırlatır diye düşündüm. Kullandıkça. Japonya'da çünkü parfüm kullanamıyorum. İnsanlar çok parfüm kullanmıyorlar. Parfüm kokusuna hoş da bakmıyorlar. Bir tane böyle organik zeytinyağlı sabun aldım. Aynı zamanda badem yağlı. Herhalde badem ve zeytinyağı kokacak. Bunu maviye kullanmayı düşünüyorum. Hem şampuan hem vücut için. Bence onun çok ciddi, aşırı kuru çünkü ona iyi gelir diye düşündüm. Öyle aldım. Bir tane de orada satış temsilcisinin tavsiye ettiği böyle bir yağ vardı. Çocuklar için. Organik bir bebe yağı. Yani şey var içinde, argan yağı var, kalendula neydi unuttum, hatırlamıyorum, jojoba yağı. O da yine böyle cilt kuruluğuna iyi gelebilecek bir ürün gibi duruyor. O yüzden bunu da aldım. Bakalım kullandıktan sonra belki paylaşırım yine nasıl olduklarını. Bunun kokusunu orada böyle sadece şöyle koklayabilmiştim. Şimdi elime sıkıp deneyeyim. Poşetim uçtu. Datça bu arada rüzgarlıymış, onu anladım. Aa, çok güzel. Böyle hafif, derinden, sanki böyle hanım elinin yanından geçmişsiniz gibi bir koku bırakıyor. İçinde de alkol yok. O yüzden de güzel. Eğer yolunuz Datça'ya düşerse bence mutlaka Olive Farm'a bir uğrayın, tavsiye edebilirim.